Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu's-saminu vel-işrune min sureti'z-Zümer. Bugün Zümer suresinin 28. dersini ve 65. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablike لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَيَحْبَطَنَّ bir kıraattir. لَيُحْبَطَنَّ ikinci bir kıraat. لَيُحْبِطَنَّ üçüncü bir kıraat. لَيَحْبَطَنَّ olursa lazımdır, عَمَلُكَ onun faali olur. لَيُحْبَطَنَّ olursa عَمَلُكَ naibul faal olur. لَيُحْبِطَنَّ عَمَلَكَ o zaman faali müstetir, Allah'a raci olur. وَيَاكُتَ لَيُحْبِطَنَّ faali mazzukire'ye gider. Künnedir? İşraktır. Faali içinde müstetir huve'dir. Eşrekteden anlaşılan işraka gider. Bunu öğrendik. İkinci bir husus. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَكِ لَامْ لَامِ مُوَتِّئَدِرْ لَامِ تَوْتِئَدِرْ لَيَحْبَطَنَّدَكِ لَامْ لَامِ cevaptır. Le'indeki lam veya hutta ve lakaddeki birinci lam, le'indeki ikinci lam, lam-ı tevti edirler. Le'yehbettenne ve letekunnenne'deki üçüncü, dördüncü lam, lam-ı cevabdırlar. Lam-ı tevti'e ne demek? Lam-ı tevti'e edat-ı şartı makabrinde zikredilir. Delalet eder ki gelecek olan cevap mukaddem mahzuf kasemin cevabıdır. Bu şartın cevabı değildir. Lan bunun tevtiyesi içindir. Bunun hazırlığı içindir. Bu zemini ne ediyor? Hazırlıyor. İkinci lam, lam-ı cevaptır. Ne demek? Bir kısım nuhatlara göre lam-ı cevap delalet eder ki mabadi hem kasem hem edat-ı şartın cevapları yerine ne olmuş? Cevapların yerine kayım olmuş. Bildiniz değil mi? Ama nuhatların meşhur görüşü İbn-i Malik Elfiyesinde de diyor وَحْزِفْ لَدَ اِجْتِمَاءِ شَرْتٍ وَقَسَمْ cevabe ma akharte fehve multezem. Lam delalet ediyor ki mabadi mukaddem mahzuf kasemin cevabıdır. Şartın cevabı nedir? Mahzuftur. Lam-ı cevap bu demek. Yani mabadi mahzuf bir kasemin cevabıdır. Şartın cevabı değildir. Şartın cevabı nedir? Mahzuftur. Bunu da öğrendik. Ve lekad vav-ı kasemdir. Lam-ı tevtiye dedik. Lam-ı kasem de diyebiliriz. Kad harfi tahkiktir. Uhiye fiyale binayi meşhul. İleyke uhiyeye mutaalliktir. Ve ilellezine bu da car-ı mecrur uhiyeye mutaallik. Min qablike hasaleye mutaalliktir. Ellezineye sıla olur. Le'in ini şartiyedir. Lam-ı tevtiye ini şartiye. Eşrekte eşreke yüşrüku işraken babındandır. Fiildir. Tefadır. Eşrekte cümlesi
le'in'deki ine fiyolu şart olur. La yahbatanne lam cevaptır. Yahbatanne fiil amelu faal kaf mudafu ileyhi. La yahbatanne ameluke cümlesi mahzuf kasemin cevabıdır. İnin cevabı onun mislidir. Hasve gitmiş. Ve le tekunenne fiili naksedir. İsmi müstetir entedir. Nune musakale tekid içindir. Minel hasirine car mecrur. Mahzufir mutallaka hasilen kainene mutalliktir. Tekunenin mahalle merfu haberi olur. Ve le tekunenne minel hasirine. Bu da la yahbatanne ameluke cümlesi üzerine matuf. Bu da kasemin neyi olur? Cevabı olur. Veyahut da bir kısım nuhatların görüşüne göre la yahbatanne ameluke ve le tekunenne minel hasirin matufi ile beraber hem kasemin hem inin cevabı yerine geçmişler. Bunu da diyebiliriz. Oldum. Veyahut da deriz ki uhiye ileyke, uhiyenin naibul faalidir ileyke. Bu le'in eşrekte bu cümle iptidayedir. Cümle istinafiyedir. La mahalle la minel yara. Eğer desek ileyke naibul faaldir. Le'in eşrekte cümle istinafiyedir. Cümle iptidayedir dersek kofilerin görüşü de budur. Hani kofilere göre yok. Bu besilerin görüşüdür. Besilere göre cümle naibul faal olmuyor. Nasıl? Hani demin leneşekte cümlesi uhiyen naibul faal dedik. Kofilere göre le'in cümle naibul faal olmadığı için ileyke nedir? Naibul faaldir. İleyke naibul faal olursa İleyke ne olursa? Naibul faal olursa. Mana nasıl gelir? Uhiye ileyke, sana vahyedilmiş. Ve ilellezine min kablike, senden öncekilere de vahyedilmiş. Neyle vahyedilmiş? Mutalliki mahzuf. Bir tevhidi. Tevhidle vahyedilmiş. Tamam, güzel. Bu sebeleyin neşrekte Efendimiz'e hitaptır. Bu iptidai bir cümledir. Makabla alakası yoktur. Ama kofilere göre naibul faal ne olabilir? Naibul faal cümle olabilir. Naibul faal? Ha bir de buna göre le'in eşrekte le'ahbetene ameluke şirk koşarsan dur o şimdi dursun. Besilere göre cümle, kofilere göre cümle naibul faal olabilir. Kofilerin görüşüne göre deriz ki uhiye fiyale binay meşhul evha yuhidendir. İleyke uhiyeye mutalliktir. Le'in eşrekte le'ahbetene ameluke cümlesi uhiyeye naibul faaldir. Naibul nedir? Faal. Peki bes kofilere göre cümlenin naibul faalın caiz olmasına göre cümleyi uhiyeye naibul faal yapıyoruz. Peki naibul faal olunca o zaman mana nasıl gelir? Sana ve senden önceki peygamberlere vahyedilmiş. Ne vahyedilmiş? Eğer şirk koşarsanız geçmiş amelleriniz hepsi batal olur. Hepsi ne olur? Batal olur. E peki buna göre le'in eşrekte değil, le'in eşrektum olmalıydı. Le'yehbetenne a'malukum olmalıydı. Ve le tekununne minel hasirine cem olmalıdır. Niye mufred gelmiş? Niye buna göre niye mufred gelmiş? Bir öncekiye göre ileyke naibul faal olursa diye niye mufred gelmiş? Hitap sade efendimizedir. Ama bu sefer hitap hepsinedir. Niye mufred gelmiş? Biz deriz niye mufred gelmiş? Birinci illeti gerekçesi
Hitap hepsinedir. Kulli vahid itibariyle. Leyne şirkte her bir peygambere ala sebil ifraddır hitap. Ala sebil ifrad, ala sebil bedeliyet tek tekinedir. Onun için ne gelmiş? Onun için müfret gelmiş. Bu bir. İkinci bir cevap. Deriz ki burada ne var? Takdim, tehir var. Takdim şöyle. Takdim, tehir. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ اُحْيَ النَّائِبُ الْفَعَلِ لَاِنْ اَشْرَكْتَدِرْ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Bu muakhir di öne geçmiş. لَاِنْ اَشْرَكْتَ hakkı takdim iken muakhir olmuş. Takdim nasıl gelir? Hem takdim tahir var hem hazır. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَاَحْبَتَنْ عَمَّلُكَ Peki. وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِسْلُ ذَٰلِكَ Bakın وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ muakhirken mukaddem oldu. Muakhirken ne oldu? Mukaddem oldu. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَاَحْبَتَنَ عَمَلُكَ Bu mukaddem iken muakhir oldu. Takdim tahir oldu. Bir daha mislu zalike nedir? Mahzuftur. O zaman bana nasıl gelir? وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَنْ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَاَحْبَتَنَ عَمَلُكَ Tamam. Sana vahy edilmiş. Eğer şirk koşarsan amelin boşuna gider. وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki peygamberlere de vahy edilmiş. Ne edilmiş? Mislu zalike. Ham mislu zalike naibul faal nedir? Mahzuftur. O zaman buradaki hitap لَاِنْ اَشْرَكْتَ Efendimiz'edir. Onun için ne gelmiş? Onun için mufret gelmiş. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Bu iki cevapla cevap veririz. Şimdi hangisi olursa, hangisi olursa, ister ileyke naibul faal olsun, ister leyne şekte naibul faal olsun, sen veya siz peygamberler zümresi olarak eğer şirk koşarsanız ameliniz batal olur. Ya bir peygambere şirk koşması muhaldir. Caiz olmayan bir şeydir. Nasıl Yüce Allah diyor eğer şirk koşarsan veya eğer şirk koşarsanız ey enbiyalarınız cemaati ameliniz batal olur. Bu muhal bir şeydir. Biz deriz ki buradaki şartiyet fardiyete binaendir. Yani buradaki şartiyet ferde mebnidir. Şayet şirk koşarsan. Şayet ne? Şayet şirk koşarsan amelin ne olur? Batıl olur. Yani Yüce Allah burada kullarını şirkten şiddetli bir şekilde, tehditli bir şekilde ne ediyor? Kullarını şirkten men ediyor. Ne diyor? Nasıl şiddetli bir şekilde men ediyor? Diyor bakın, bırakın sizi büyük günahları muhal olan veya günahları muhal olan ihtilaflı bir meseledir, girmiyorum. Kendisinden şirk sadır olmayan peygamberler dahi şirki koşarsanız, koşarsalar amelleri yok olur. Bırakın sizin gibi o derecede olmayanları, yani artık onların hali nice olur, artık siz bilin. Peygamberler dahi şirki koşarsalar amelleri ne olur? Amelleri iptal olur. Bununla ne yapılmış oluyor? Şiddetli bir şekilde kullarını şirkten men ediyor. Peki farazi bir şey üzerine şartiyet caiz mi? Hani ya şirk koşarsanız amel batar olur. Evet. Şartiyet için fard kafidir. Yani farazi da şartiyet caizdir.
Oldu mu olmadı? Demin hani dedik ya iki cevap var. Eşrekte müfred gelmiş. Bir takdim tahir hazır var. Bir hitap bütün peygamberlere kulli vahad itibariyle. Biri daha vardı. Yeni aklıma geldi. Hitap Efendimiz'edir. Efendimiz'in şahsında bütün ümmetinedir. Bütün nedir? Ümmetinedir. Tabi bunu da yani öyle demeyelim. Le'in eşrekte hitap Efendimiz'e yapılmış. Murat bütün ümmetidir. Yani mana budur. Eğer senin ümmetin eğer geçmiş ümmetlerin peygamberleri şirk koşsalar amelleri ne olur? Yok olur. Öyle bir cevap da verilebilir. Peki. Burada başka bir meseleye değinmiş oldu ayet. Başka mesele budur. Hanefi ile Şafii arasında ihtilaflı bir mesele var. Bir insan murted olursa nauzu billah sonra şirk üzerine ölürse veya sonra döner tövbe ederse hali nice olur. Hanefilere göre geçmiş amelleri batıl olur. Geçmiş amelleri ne olur? Batıl olur. Yok olur. O haliyle ölürse zaten murted olarak öldü gitti. Ama tövbe eder dönerse günahından tövbe eder, edip dönerse ne olur? Amelleri batıl oldu, kaza etmeye gerek yoktur. Yani kalk namazını hesapla, kılmış olduğun namazını bir daha kıl, tutmuş olduğun orucu bir daha tut, hayır. Peki, ameli batal olmuş, kazaya gerek yok diyoruz. Ne demek? Bu demek. Borcunu ödemiş oluyor. Namaz orucan dolayı cezaya çarpılmıyor. Ama o işlemiş olduğu amelin sevabı mükafatından nedir? Mahrumdur. Borcunu ödemeyle birlikte büyük sevaplar alır. Niyetine göre, meşakkatine göre limiti farklı, sevapları alır. İşte bu adamın yapmış olduğu amellerinin sevabı batıl ama borcunu da ödemiş oluyor. Cezasını çekmiyor. Sade Hanefilerde hac hariç. Hac nedir? Hariç. Onu bir daha yapacak. Bir kişi hacını yaptıktan sonra murted olmuş ise, tekrar tevbe eder, İslamiyet'e dönerse hacını bir daha ne et? Hacını bir daha kaza yap, bir daha hac yap deriz. Bildiniz değil mi? Şafilere göre bir kişi murted oldu. İrtidat üzerine giderse zaten murted idi. Dönerse, tevbe ederse geçmiş amelleri yerindedir. Amelleri ne değildir? Amelleri batıl değildir. Ama şirk üzerine ölmediyse, şirk üzerine öldüyse Hanefi, Şafii'nin ayrımı yok. Amelleri boşuna gitmiş. İman olmayınca amellerin hiçbir kıymeti kalmıyor. Şirk üzerine, irtidat üzerine ölmemiş ise, tövbe etmiş ise önce işlemiş olduğu amelleri hep nedir? Duruyor. Ameli batıl olmuyor. Peki ayet Hanefilere mi delil mi, Şafilere mi delil? Ayetin zahiri Hanefilere delil. Ne diyor? Eğer şirk koşarsan amelin ne olur? Amelin batıl olur. Bu ayetin zahiri Hanefilere göre nedir? Delildir. Allah hepsinden razı olsun. Şafiler ne diyorlar bu ayete karşı? Şafiler diyorlar bu ayet mutlaktır. Bakara suresinin Allah halim 217 olsa gerek. Bakara suresinin 217 miydi? 217 olsa gerek. Bakara suresinin 217. ayetinde ne diyor? وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
feyemmut ve huve kafirun feulâke habitat a'malun fid dunya vel âhireti ve ulâke ashabun nâri hum fiha hâlidun. Bakara 217. ayete bak diyor. Kim şirk koşarsa, kafir olarak ölürse ameli ne olur? Yok olur. Ha. Demek ki kim kafir olursa, şirk üzerine ölürse onun ameli batıldır. O ayetin karinesiyle biliyoruz ki buradaki amellerin batıl olması eğer şirk üzerine ölürse. Şirk üzerine ölürse zaten Hanefi Şafii'ye göre amel nedir? Amel batıldır. Yani hulâse buradaki ayet zahiri mutlaktır. Kim şirk koşarsa amel batıl olur mutlak demiş ise de murat kim şirk koşarsa ve şirk üzerine ölürse onun ameli nedir? Onun ameli batıldır. Onun ameli nedir? Batıldır. Ne biliyoruz muradı budur? Bakara 217. ayete göre وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُّتْ وَهُوَ كَافِرُونَ Kafir olarak ölürse amel ne olur? فَاُلَاكِ حَبِتَدَ اَمَالُمْ demiş. Demek burada da murat küfürden ölürse amel batıl olur. Hani Şafiler de bu mutlak ayeti başka bir ayetle ne ediyorlar? Tahsis ediyorlar. Bildiniz değil mi? Pek وَلَا تَكُنَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hanfilere göre sen hasirlerden olursun. Hanfilerden ne olursun? Hasirinlerden olursun. Ne demek hasirinlerden olursun? Hem dünyevi hasirler, şirk üzerine ölürsen, uhrevi hasirlerden olursun. Şirk üzerine ölmesen, mesele de budur, sen dünyada hasirlerden olmuş olursun. Niye? Çünkü hacini bir daha yapmak zorundasın. Geri yapmış isen. Bütün amellerinin sevabı, ecri batıl olur. Bak, zarara uğramış oldun. Ziyana girmiş oldun. Amellerin batıl oldu. Ne demek amellerin batıl oldu? Kazaya gerek yok ama amellerin batıl oldu. O zaman husrandan murat dünyevi husrandır. Şafilere göre amel batıl olmaz. Sen husrandan olursun. Adam ortada oldu. Tekrar Müslüman oldu. Ameli yerindedir. Onun husranı nedir? Onun husranı ahiret husranıdır. Ona göre husran nedir? Eğer iman üzerine küfür üzerine ölürsen husranlardan hasirlerden olmuş olursun. Cehennem ehli olmuş olursun. Yani Hanfilere göre dünya husrani alırız. Ameli batıl olur. Şafilere göre ahiret husrani olur eğer iman etmezse. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Belillâhe fa'bud. Belillâhe fa'bud. Allah'a ne et? İbadet et. Ve kun mineşşâkirine. Şükür edicilerden ol. Yüce Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere karşı Allah'a şükreden kullarından ol. Belillâhe fa'bud. Belillâhe fa'bud. Aslında bel fa'budillâhe fa'budillâhe u'bud. Takdir öyledir buranın. Belillâhe ne? Belillâhe fa'bud. Yani bel فَعْبُدِ اللّٰهَ اُعْبُدْ Bakın, فَعْبُدْ fiil hasfe gitti. Fiil ne oldu? Hasfe gitti. Mef'ulü nedir? O hasfe gitti. Mef'ulü Allah'dır. Bel فَعْبُدِ اللّٰهَ Mef'ulü orada kaldı.
O bel fa'budillah'daki fa da mezkur olan fa'budun üzerine geldi. Oldu. Yahut da bel, evet öyledir. Bu Allah'a, Allah mahzuf yerine neydir? Mef'uludur. O hasbe gidince mef'ulü olduğu yerde kalmış. Yalnız fa'i bu sefer mezkur fiilin üzerine gelmiş. Veyahut da deriz ki fa zayidedir, tehkid içindir. Allah'a u'budun, fa'budunun mef'uludur. Hasr içinde olmuş, mukaddem olmuş. Allah'a ibadet et, Allah'ın gayrisine etme. Oldu mu olmadı? Ve kun mineşşakirin, bir de Allah'ın şakir kullarından ol. Yani tevhid, İslam nimeti, tevhid nimeti ve diğer dünyevi, uhrevi nimetlerine karşı Allah'a şükür edenlerden ol. Tabi buradaki emirden fa'budillâhe ve kun mineşşakirin Efendimizin şahsında ümmetlerine yapılıyor. Efendimiz zaten ibadet ediyordu, şükür ediyordu. Efendimiz'e göre sen Allah'ın ibadetine devam et. Allah'ın şükrün şakirlerinden olmaya devam et. Ama bu emir sadece Efendimiz'e değil, Efendimiz'in şahsında hem ona hem ümmetine. Onadır yani ibadete devam et, şükre devam et manasındadır. Ümmetinedir. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, Allah'tan başka putlara ibadet etmeyin. Şükür edicilerden olun. Şükür eden zümreden ayırmayın. Belillâhe fa'bud ve kun miner şakirin. Oldum. 66. ayette bitti. 67. ayet biraz uzun. İstersen bunu da yarına bırakalım. Tamam. Yeterli olsun. Nefâkumullâhu nef'en mubînâ. Ya lügati arabiyyetun hasbi bi'enneki mantıkî.